Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir multikopter toplayacağız. Bu multikopteri toplamak için öncelikle hangi malzemeler lazım? Daha sonra bu malzemeleri nasıl birleştirip, nasıl kodlayıp, nasıl çalıştıracağımızı öğreneceğiz bu videoda. İsterseniz vakit kaybetmeden önce malzemelerimizi tanıyalım. Drone'umuzun ilk parçası gövdesi arkadaşlar. Sistemi bu gövde üzerine kuracağız. Bu gövdemizin ismi F450 Drone Multikopter Gövdesi arkadaşlar. Quadcopter gövdesi olarak internette bulabilirsiniz. İçerisinde montaj için gerekli vidalar geliyor. Metrik 2.5, metrik 2 vidaları. Şunlar motorları sabitlerken kullanacağız. A2212 1400 kW'lık 4 adet motorumuz var. İçerisinde pervanelerimizi tutturmak için aparatı da geliyor arkadaşlar. 4 adet 30 amperlik ESC'lerimiz var. 4 adet pervanemiz var. Pervanemizin kodu da arkadaşlar 1045. 4200 mAh'lik 40C kapasiteli bir pilimiz var. 11.1 voltluk 3S yani. KK2 1 EVO tüm ayarların üzerinden yapıyoruz. Şöyle buzzer'ı var bir tane. Pilimizin kapasitesi düştüğü zaman bize buzzer'la bildirim veriyor. Flash Sky adlı kumandamız var. 6 kanal kumandamız. Bu yazılımla 10 kanal oluyor kartımız. Alıcısı çünkü 10 kanallı bir alıcı. FS-I6X modeli. Hemen kurulum'a geçtik. Kurulumda önce yapmanız gereken, siz aldığınız zaman bu parçalar aldı gelecek. Onları montajlamak olacak. Şu şekilde, şu alta gelecek şekilde iki vida olan tarafını buraya ilk önce hepsini montajlayın arkadaşlar. Üst tarafta da 4'er tane vidaları var. Onları montajladıktan sonra işlem bitiyor. Şöyle iki poşette vida gelecek zaten. Birisi sadece gövde için kullanılan poşet. Bir tane yedek kalıyor içinde. Şunlar da motorlar için kullanacağız şimdi. Hemen ben birisini sizinle beraber toplayayım motoru. Gövdeyi montajlarken arkadaşlar şu kırmızılar bir tarafta, beyazlar bir tarafta yaparsanız daha iyi olur. Bu yön tayini için önemli bir şey. Kırmızı arka taraf olur drone'unuzun, beyaz ön taraf olur. Bu şekilde ileri geri yapar. Onu dikkat edin. Sıkıntı yaşamayın havada uçarken. Renklere bakarak gidersiniz çünkü. Yönünüzü bulursunuz. Ya da artı olarak led takarsanız ayakları belki öyle görürsünüz. Hemen şöyle motorları montajlayacağız. Alt tarafında zaten vida yerleri buna göre uymuş şekilde. Tek dikkat etmeniz gereken kablonun bu tarafa doğru bakması. İç gövdeye doğru bakması gerekiyor. Altında da zaten vida deliklere uyacaktır. Alttan deliğe hizalayarak montajımızı yapalım. Vidaları sıkarken hepsini taktıktan sonra yavaş yavaş sırayla sıkın. Hepsini bir anda sıkıp bırakmayın arkadaşlar. Yoksa delikler birbirini tutmayabilir. Tutmadığı için gevşetmek zorunda kalırsınız yine. Hepsini yuvayı taktıktan sonra yavaş yavaş sıkın. Çok sıkı da değil, çok gevşek de bırakmayın arkadaşlar. Yoksa drone uçarken vidalar gevşeyip düşebilir. Drone'unuzun düşmesine sebep olabilir. Kırılmalar olur. Şu şekilde montajladık arkadaşlar. Bir tane motorumuzu. Şimdi hemen diğer motorları da montajladıktan sonra devam edelim. Motorlarımızın montajını bitirdik. Şu şekilde montajlarını yaptık. Şimdi drone'umuzun ön kısmı şu iki beyaz olacak arkadaşlar. Arka kısmı şu iki kırmızılar olacak. Motorlarımızın dönüş yönü şu birinci motorumuz olacak. Şu iki, şu üç, şu dördüncü motorumuz kolu olacak. Birinci ve üçüncü motorumuz saat yönünde dönecek. İkinci ve dördüncü motorumuz saat yönünün tersinde dönüş yapacak. ESC'leri bağlayacağız şu anda. Ondan sonra dönüş yönlerini vesaire onları ayarlayacağız arkadaşlar. Direkt bu şekilde montajlayıp bırakacağız. Hemen buraya önce yerleştirmek için çift tahtalı bant kullanacağız. Arkasından daha sağlam olsun diye klips de sabitleyeceğiz bir daha. Güzelce sabitledik arkadaşlar. Şu lehimleri yaptıktan sonra üzerine izole etmek için makaron geçireceğiz. Şu anda rastgele lehimlerimizi yaptık arkadaşlar. Bağlantılarını yaptık. Makaronları geçirmeyeceğiz daha. Çünkü kontrolcüyü taktıktan sonra bir
kumandayı da bağladıktan sonra bir dönüş yönlerinin testini yapacağız. Testlerde dönüş yönleri doğru olursa ondan sonra bu kabloları yerleştireceğiz burada. Şuradaki güç yerine enerjilerimizi gireceğiz. RTX üzerinde yazıyor zaten. Bu şekilde içeri giriş yaparak güç girişlerimizi sağladık. Bu işlemleri bütün ESC'lerimizi uyguladıktan sonra diğer işlemlere geçmek üzere tekrar devam edeceğiz. ESC'lerimizin montajını bitirdik. Şu şekilde. Şu anda makaronlarını geçirmedim hepsinin. Hepsi boşta duruyor. En son çünkü kumandanın bağlantısına kadar yaptıktan sonra dönüş yönlerine bakacağız. Ona göre yerleri değişebilir uçların. Şu şekilde ESC'lerimizin kontrol kabloları buradan içeri sokalım. Şöyle içeride dursunlar hepsi. Yani şöyle kontrolcünüz baktığınız zaman şu tuşlu kısım, tuşlarımızın olduğu kısım drone'umuzun arka kısmına bakması lazım. Yani şu kısımda hemen drone'umuzun ön kısmını belirten yer. Şurada zaten ok işaretini görürsünüz. İleri kısmını burada işaretle gösteriyor. 8 çıkış pinimiz var. Burada motorları bağlayacağız, ESC'lerimiz yani. Şu ilk baştaki pin 1. motor, 2. motor, 3. motor ve 4. motor diye aşağı doğru iniyor. Şu taraftaki 5 tane pinimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar alıcımızın bağlanacağı pinler. Şuradaki kırmızı ikili jackımız var arkadaşlar. O batarya göstergesi için direkt pilin bağlandığı yerden buraya bir tane jumper'la elektrik çekeceğiz. Şuradan da buzzer'ımızı takacağız. Artı ve eksi yönleri üstünde belirtilmiş durumda. Drone'umuzu şöyle alıyoruz. Daha önceden ben üst altına çift taraflı bandı 3 kere geçtim arkadaşlar düzgün şekilde. Her yerini kaplayacak şekilde. Kırmızılar arka tarafı bakacaktı drone'umuzun. Beyazlar ön tarafına bakacaktı. Tuş kısmı arka taraf olduğu için drone'u şöyle baktığınız zaman şu kısım şöyle olması lazım. Tuşlu kısım arka taraf olduğu için böyle takacağım. Tam ortaya gelecek şekilde takmanız gerekiyor. Çok ekranı bastırmayın arkadaşlar. Ekranınız kırılabilir, bozulabilir. O yüzden şu vida yataklarından bastırırsanız daha iyi olur. Drone'u onunla tutup kaldırabiliyorum. Kontrolcümüzü üzerine montajladık arkadaşlar. Drone'umuzun arkası kırmızılar demiştik. Beyazlar ön taraf. Şimdi motorlarımızı bağlayacağız arkadaşlar. Kontrolcümüzü nasıl bağlayacağız? Şuradaki sol öndeki motorumuz 1 numaralı motor. Sağ öndeki motorumuz 2 numaralı. Sağ arkadaki motorumuz 3 numara. Sol arkadaki motorumuz da 4 numara. 1 numaralı motorumuzu ilk baştaki pine bağlayacağız. Ön tarafta duran ilk baştaki 1 numara oluyor. Şurada hemen kırmızı, siyah ve beyaz pinlerimiz var. Siyah pinimiz arkadaşlar GND. Kırmızı pinimiz artı voltaj 5 volt. Beyazımız da sinyal kablosu. Hemen şurada pinin altında da zaten burada hangisinin nereye bağlı olduğunu gösteriyor. En sağdaki dıştaki eksi ucumuzmuş buradakilerin. Ortadaki 5 voltumuz, ekrandan taraftaki de sinyal pinimizmiş. Bizim sinyal pinimiz yani beyaz kablomuz ekran tarafına bakacak şekilde buraya takıyorum. Bu sol öndeki 1. motorumuzdu. Hemen sırasıyla saat yönünde 2, 3 ve 4 diye buraya yerleştireceğim. Bu motorların, ESC'lerin bağlantısı bu kadar şimdilik. Şimdi ise arkadaşlar hemen alıcımızı montajını yapalım. Alıcımızın yanında bir adet buzzer, 2 adet de sinyal kablolarımız vardı. Bu sinyal kablolarımız 4 kanal transferi için. Bir tane de dişi dişi jumper'ımız olacak. 5 kanal kullanacağız alıcımız. Hemen nasıl bağlayacağımızı görelim. Ön taraftan baktığımız zaman arkadaşlar şurada pinlerin sırasını gösteriyor bize. En soldaki sinyal, oradaki artı, en sağdaki de eksi pinimizmiş. Buradan çevirdiğimiz zaman sinyal artı ve eksi oluyor. Hemen kablolarımızın eksisini eksiye gelecek şekilde yani şu şekilde 1. kanala takıyoruz. Arkasından şunları ise sırasıyla şuraya takalım. Mesela siyahı 2. kanala takayım. Sinyal en soldu. O yüzden tek olan tarafa sinyali takıyorum şu şekilde. 2. kanal siyahtı. 3. kanala kırmızıyı takalım. Şöyle. 4. kanalı beyaz. 5. kanalı ise arkadaşlar jumper kablomuzu yerleştiriyorum. Şu şekilde taktık 5 kanalımızı. Modül üzerinde nasıl takacağız derseniz hemen öncelikle hem voltaj hem sinyal taşıyan kablomuzu 1. kanala ilk başa takıyorum. Burada da sırası hemen şöyle üstünde yazıyor zaten. Eksi en dıştaki kablomuz pinlerimiz. Ortadaki 5 volt,
Ekrandan taraftaki yine sinyal kablolarımızın gireceği yer arkadaşlar. Burada beyazı sinyal kablosu yapmıştık. O yüzden beyaz yine ekrana bakacak şekilde birinci pine takıyorum arkadaşlar. Hemen siyah ikinci kanaldı. Kırmızı üçüncü kanal. Dördüncü kanalda beyaz arkadaşlar. Onu da sırasıyla yine 1, 2, 3, 4 diye şu şekilde direkt sinyal kablosunun yanına takıyorum. Sırasıyla 4 kanalı şu anda takmış oldum. 5. kanalı ise elimiz jumper kabloyla şu şekilde bağlantısını yapıyorum. Jumper kablo normalde kutudan çıkmıyor aldığınız zaman. Kendiniz bir tane jumper kablo takabilirsiniz. Takmasanız da olur ama ayarlarda bir şey yapacağız ekran ayarlarını yaparken. Orada lazım olacak 5. kanalımız. Kumanda üzerinde butonumuz var çünkü. Hemen ben alıcıyı buraya bir yere koyacağım. Şu şekilde montajını yaptık arkadaşlar güç girişimizin. Hemen şurada iki tane jumper kablomuzu görüyorsunuz. Burada gri, eksi, mor da artı ucumuz. Hemen şurada batarya yazan kısım pin. Şu kırmızı gördüğünüz pin arkadaşlar. Eksisi ekrandan taraf. Hemen eksi giriyorum buraya. Artısı da ekrandan dışa bakan taraf. Bu şekilde taktığım zaman güç girişini ölçmesi için buraya bağlamış oldum. Hatta şunu şu aradan çıkartırsanız daha iyi olacak sanki. Toplaması daha rahat olur. Şu şekilde duruyor arkadaşlar. Zaten bunu da pili buraya koyacağımız için buradan çevirip bağlantısını yapacağız oradan. Bu şekilde bir de buzzer'ımızı buzzer yazan kısmı. Artısı yine ekrandan tarafa bakıyor, iç kısma bakıyor. Eksisi dış kısma bakıyor. Eksi siyah, artı kırmızıdır. Hemen bu buzzer'ı da şuradan bandını çıkartayım. Onu da çift bantla uygun bir yere tutturabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar buzzer'ımızı da koyduk. Şuradan kabloları söktüm arkadaşlar. Alttan yuvadan geçirerek taktım. Daha az yer kaplıyor o zaman. Toparlanmış bir şekilde duruyor biraz. Antenlerimizi de şöyle çift bantla şuraya alt kısma güç kartının olduğu yeri montajladık. Evet arkadaşlar şu anda drone'umuzun yapılması gereken tüm bağlantıları yaptık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda multikopter yapımını başladık. İkinci videomuzda multikopterimizin elektronik kısmını ayarlayacağız, yazılım kısmını. Şu anda motorlarımızı, gövdemizi, uçuş kontrol kartımızı ve alıcımızı bağlantılarını gerçekleştirdik. Motor sürücülerimizin bağlantılarını gerçekleştirdik. Şu anda güç verip gerekli elektronik ayarlamaları yapacağız, yazılımsal ayarlamaları. Takıldığınız bir konu varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.